Vahap Bey, size bir oda bir de asistan ayarlayalım diyorum. Yok hayır, ikisi de gerekmez. Peki bu şekilde rahat edebilecek misiniz? Ederim ederim. Zaten benim için böylesi daha iyi. Çünkü ben böyle peşinde asistanlarla gezen falan bir adam hiç olmadım. Böyle şeyleri pek sevmem. Aslında neresi boşsa oda da gerekmez. Ben o müsait olan yerde çalışırım. Hem daha iyi. Bir an önce herkesle tanışmış ve hastanenin düzenine ayak uydurmuş olurum. Peki nasıl isterseniz? Ben zaten kendi şirketimde de öyle pek odasında oturan bir patron hiç olmadım. Hep sahada olmak isterim. Hep ekibin yanında olmak isterim. Zaten oturduğunuz yerden iş yapılmaz. Evet çok haklısınız. Ancak Vahap Bey, yani hastanelerin işleyişi biraz farklıdır. Karmaşık bir fiziksel yapıya sahip. Biz farklı bir hizmet sunuyoruz. Tam bir şirket gibi olduğu düşünülemez aslında. Aslında yeri gelmişken söyleyeyim, ben burayı tam da bir şirket gibi düşünüp yönetmek istiyorum. Nasıl yani? Yani tam manasıyla bir iş adamı mantığıyla her şeyi idare etmek istiyorum. Ama Vahap Beyciğim, biz burada bir şey satmıyoruz ki. Olur mu İpek Hanım? Siz burada sağlık satıyorsunuz. Pazarlaması çok zor olmamalı. Ha siz bu ürünü satmak istemiyorsanız, o zaman insanların bu ürünü alıp almaması sizin çok umurunuzda olmaz. Yoksa siz insanların iyi olmasını istemiyor musunuz? Olur mu öyle şey? Tabii ki istiyoruz. Aslında ben başka bir şey kastetmiştim. Buyurun lütfen. Evet, Vahap Beyciğim, bu katta doktor katımız. Hı-hı. Doktorlarımızın odaları var. Aynı zamanda toplantı odalarımız var. Hmm. İpek Hanım, bu kim? Doktorlarımızdan biri. Onu anladım da kim? Coşkulu bir arkadaş biraz galiba. Evet öyle. Ateş Hekimoğlu kendisi. Ateş Hekimoğlu? Evet. Tıbbi tanı departmanımızın başıdır kendisi. Burada. O nedir? Nedir? Diğer doktorlarımızın çözemedikleri vakaları çözerler ve onlarla ilgilenirler. Neden önlük giymiyor? Biraz farklı biridir kendisi. Nasıl yani farklı? Herkesin kankası mı? Çok mu seviliyor? Olayı nedir? Yani pek öyledir diyemem. Hayır, neden kendini böyle ayrı takılıyor? Ne ayrıcalığı var? Vahap Bey, alt üstü bir önlük gerçekten hiçbir önemi yok. Ateş en iyi doktorlarımızdan biridir. Buyurun. Hmm. Hiçbir şey çıkmadı. Sonuçlara göre gayet sağlıklı gözüküyor. Anjiyo da temiz çıkarsa taburcu edebiliriz. Ama hoca bu durumla memnun olur mu onu bilmiyorum. Seni kim? Ben de hastanın yanına uğrayacağım. Hayır. Hayır. Daha önce konuştuğumuz gibi ilk versiyonunu ateş edeceksin. Ama her şeyi ben söyleyemem ki. Tamam. İlk önce bana atın e-maili, ben bir kontrol edeyim. Sonra yollarsın. Tamam, hadi. Ben olmadığım zamanlar acaba ne yapıyorsunuz siz şirkette? Sizin olmadığınız daha önce hiç olmadı ki Sevgi Hanım. O yüzden bir an evvel şuradan kurtulmam lazım. Asrı raporlarını getirdin mi? Evet. Buyurun. Merhabalar. Zeynep ben. Sizinle ilgilenen doktorlardan biriyim. Merhaba. Buyurun. Ben öyle bir nasıl olduğunuzu görmek için uğradım. Doktor Hanım, şuradan kurtulup işime geri dönersem çok daha iyi olacağım. Tahlil sonuçlarınız temiz. Anjiyo sonuçlarını bekliyoruz şimdi. Onlar da bir gelsin. Sonra bakalım, tekrar konuşuruz. Ama benim size tavsiyem, hazır fırsat bulmuşken birazcık dinlenin. Anladığım kadarıyla çok çalışıyorsunuz. Sevgi Hanım dinlenmekten nefret eder. Doktor Hanım, ben ancak durursam hastalanırım. Anladım. Tamam, anjiyo sonuçları çıksın. Ben yine uğrayayım o zaman. Kolay gelsin. Sağ olun. Belgin, çeyrek raporlarını yolladın mı sen bana? Evet, yollamıştım. Bakabilir miyim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.